Abdülkadir Selvi. İşte mahkeme kararı Temel Bey. 28 Şubat çileli bir dönemdi. Refah yolu hükümeti devrildi. Erbakan başbakanlıktan indirildi. Refah Partisi kapatıldı. Erdoğan hapse atıldı. Erbakan ve Erdoğan 28 Şubat'ın çilesini çekti. Başörtülüler 28 Şubat'ın zulmünü gördü ama sonunda millet 3 Kasım 2002 seçimlerinde 28 Şubat'ın rövanşını aldı. Türkiye'de darbe yapanların yaptıkları yanlarına hep kar kaldı. Ama Erdoğan hem 28 Şubatçılardan hem 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanlardan hukuk içinde hesabını sormayı bildi. Başka türlü darbelerle mücadele olmaz. Darbe yapanın devlet başkanı olduğu ülkede darbeler devam eder. Tarihin çöp sepetine atıldı. 28 Şubat'ın hemen ardından iktidara gelen AK Parti kendini çetin bir mücadelenin içinde buldu. Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde 27 Nisan emuhtırasını verenler de 15 Temmuz'da meclisi bombalayanlar da başarılı olamadı. Türkiye darbeleri tarihin çöp sepetine atmayı başardı. 28 Şubat'ı içinde yaşamış bir gazeteci olarak en büyük eksiğim bir 28 Şubat kitabı yazmamak oldu. Bin yıl devam edecek denilen 28 Şubat devam etmedi ama 28 Şubat zihniyeti AK Parti'nin ilk dönemlerinde de hep fırsat kolladı. Eğer Erdoğan'ın cesareti AK Parti kadrolarının kararlılığı olmasa Türkiye'yi 90'lı yıllara çevirirlerdi. Temel Karamollaoğlu'nun tarihi çarpıtma pahasına dile getirdiği iddia ise o dönemin en çetin mücadele konularından biriydi. Evet, daha hukuki süreçler devam ederken Erbakan'ı hapse atmak için girişimler oldu. Altınoluk'taki yazlığından jandarma zoruyla götürmek istediler. 22 Aralık 2003 tarihinde Balgat'taki evinin etrafını polisler çevirdi. Temel Bey tarihi yanlış hatırlıyor. Tarih içindeki rolleri de yanlış konumlandırıyor. Erbakan'ı hapse atmak için evinin etrafını polis ve jandarma marifetiyle çeviren Erdoğan değildi. 28 Şubat artıklarıydı. Polisi çekip yasayı değiştirip Erbakan'a hapisten kurtaran Erdoğan oldu. Temel Karamolluoğlu bu iftirayı attığı günden bu yana o dönemin tanıklarıyla konuşuyorum. Karamolluoğlu'na ateş püskürüyorlar. Bülent Arınç'ın açıklaması. Erbakan'ın hapse girmemesi için cezasının ev hapsine çevrilmesi konusunda elini taşın altına koyanı simlerden biri de dönemin meclis başkanı Bülent Arınç temel Karamoğluoğlu'nun ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Erbakan hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık dedi. Arınç'ın ayrıntılı açıklamasından şu bölümü paylaşmak istiyorum. Yakinen şahit olduğum birçok konu vardır ki o dönem Erbakan hocamız tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizlere iletilen muhtelif talepler de tereddütsüz yerine getirilmiştir. Hocamız bu konudan dolayı özel olarak bana ve genel olarak da bu konuda hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve takdirlerini iletmiştir. İnsanlık budur, vefa budur. Kayıp Trilyon Davası Dün ayrıntılı yazdığım için bugün özetleyerek aktaracağım. Kayıp trilyon davasından Erbakan'a verilen hapis cezası 22 Aralık 2003 tarihinde onandıktan sonra evinin etrafı polis tarafından çevrilmişti. Dönemin başbakanı Erdoğan bu olaya sert tepki gösterip İçişleri Bakanı Aksu'ya polisin derhal çekilmesi talimatını vermişti. Polis çekildi ama sorun devam ediyordu. Erbakan'ın dört kez sağlık raporu alınarak hapse girmesi önlendi. 2006 yılında infaz yasasında değişiklik yapılarak Erbakan'ın cezası ev hapsine çevrildi. Sezer yasayı veto etti, yasa hiç değiştirilmeden tekrar meclisten geçti, anayasa gereği ikinci kez veto etme hakkı olmayan Sezer yasayı onayladı. Ama bu kez Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ama yasa yürürlüğe girmişti. Erbakan'ın avukatları cezanın ev hapsine çevrilmesi için mahkemeye başvurdu. Temel Bey buraya dikkat edin. Erbakan'ı avukat Mehmet Ali Alan'ın savunduğu duruşmada Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yasal değişiklik doğrultusunda Erbakan'ın cezasının ev hapsine çevrilmesine karar verdi. 7 Haziran 2006 tarihli gerekçeli kararda hükm olunan cezasının konutunda çektirilmesine karar verilmiştir deniliyor. Demek ki neymiş Temel Bey? Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak için uğraşmamış, tam tersine hapse girmesini önlemiş. İşte size ilgili mahkeme kararı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk icraatlarından biri ise 14 Ağustos 2008 tarihinde Erbakan'ın cezasını affetmek olmuştu. Dem Parti Meral Danış Beştaş'ı çeker mi? Sırrı Sakık'ın açıklamalarına, Meral Danış Beştaş'ın konuşmalarına bakınca Dem Parti bu seçimlerde sadece iktidarla değil, CHP ile de mücadele edecek. Ama sahadaki uygulamaya bakınca tam tersi bir durum yaşanıyor. CHP ile Den Parti her gün yeni bir şehirde ittifak yapıyorlar. Adını da kent uzlaşısı koymuşlar. Yeni strateji bu demek ki. Esenyurt'ta anlaştılar. Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan CHP ile Esenyurt'ta kent uzlaşısı yaptıklarını açıklamıştı. CHP Esenyurt'ta daha önce açıkladığı Ali Gökmen'i geri çekti, demin istediği Ahmet Özer'i gösterdi. Dem belediye meclis üyeliklerinde pazarlık gücünü artırmak için Esenyurt'ta Süleyman Avşar'ı aday gösterip sonra geri çekti. Tuzla ve Eyüp Sultan'da ittifak. İstanbul'da Tuzla ve Eyüp Sultan'da da Dem Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı. Dem Parti Tuzla Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti. CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı. Eyüp Sultan'da da bir değişiklik oldu. Dem Parti CHP adayı Mitat Bülent Özmeni destekleme kararı aldı. Demin adayları CHP'de Belediye meclisi listelerine girdi. Bu gidişle seçimlere birkaç gün kala Dem Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek için Meral Danış Beştaş'ı çeker mi? Meral Danış Beştaş bu iddiaları yalanladı. Ama siz resmi açıklamalara bakmayın. CHP ile Dem Parti arasında tuhaf bir pazarlık yürüyor. Kandil, Meral Danış Beştaş'ı çekerse şaşırmam. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Ali Karahasanoğlu Erbakan hocamızın anısına Erbakan hocamızın vefat yıl dönümündeyiz. Erbakan hocamız için Allah'tan rahmet dileklerimle yazıma başlıyorum. Erbakan hocamızın başbakan olduğu 28 Şubat sürecindeki melun dayatmaların sergilendiği MGK toplantısının yıl dönümünün bir gün öncesinde hocamızı ahirete uğurlamıştık. Kim Erbakan Hoca? Dindar insanların devlet yönetimine talip olmalarının asla kabul edilmediği dönemde, dindar insan devlet yönetimine talip olmalı diye yola çıkan, teknik donanımı da dini hassasiyeti kadar yoğun bir bilim adamı. Erbakan hocamızın benim hayatıma dokunduğu ilk olay neydi? İlkokulu bitirdim. Rahmetli babam beni İmam Hatip okuluna göndermek istiyor. Oysa 12 Mart Muhtırası sonrasında İmam Hatip'lerin orta kısmı kapatılmış. Daha doğrusu İmam Hatip okullarının orta kısmı var ama meslek dersleri yok. Klasik ortaokuldan farkı bulunmuyor. Rahmetli babam yine de o havayı teneffüs etmem için İstanbul İmam Hatip Okulu'nun orta birinci sınıfına beni yazdırdı. Yatılı olarak okumaya başladığımda klasik ortaokuldan hiçbir farkı yok. Sadece İmam Hatip Lisesi ile aynı binada olduğumuz için abilerimizden akşam mütalalarında dini kavramları öğreniyoruz. Sabahtan ikindi vaktine kadarki okul eğitimimizde ise hemen yakınımızdaki diğer ortaokullarda hangi ders varsa bizde de onlar var.'' Bu şekliyle başladığımız ortaokulun ikinci döneminde Necmettin Erbakan hocamızın Bülent Ecevit'le birlikte kurduğu koalisyon hükümetinin ilk icraatı bize de imkanlar sunuyor. Ertesi yıl beklenmiyor. Hemen o yılın ikinci döneminde İmam Hatip Ortaokulu meslek dersleriyle takviye ediliyor. Bunu niçin uzun uzun anlattım? Erbakan hocanın kararlılığını göstermek için azmini hatırlatmak için. Birileri tarafından uçuk gibi görünen hedeflerini gerçekleştirmekte ne kadar başarılı olduğunu ispatlamak için. İnancındaki samimiyetin bereketini göstermek için. Düşünebiliyor musunuz? O dönem için sol partiyle koalisyon hükümeti kuruyorsunuz ve o sol partinin Milli Eğitim Bakanı'na İmam Hatip'in klasik ortaokulla aynı olan ders çizelgesini değiştirtip gerçek anlamda İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürtüyorsunuz ki sizin milletvekili sayınız da CHP'nin dörtte biri kadar ancak. Laf değil icraat yapılıyor. Bugün Saadet Partisi'nin CHP ile ittifak yaparak seçime girmesindeki gibi bir durum asla söz konusu değil. Bugün CHP'nin tepesindekiler helallik isterken CHP'nin milletvekillerinin Saadet Partililerin de içinde bulunduğu dindar insanları tecavüzcülükle suçlamasındaki aşağılanmalar o günlerde asla söz konusu değil. Dik duran dediğini yaptıran bir Erbakan hoca var. CHP ile hükümet Kuran ama dediğini de yaptıran bir Erbakan hoca var. İşte o Erbakan hoca ağır sanayi diyerek, yüz bin tank diyerek, fabrika yapan fabrikalar kuracağız diyerek ülkeyi kalkındırma yolunda hedefleri ilan ederken dini hassasiyetlerimizle bunları gerçekleştireceğimizi hatırlatarak önce ahlak ve maneviyat diyordu. Böylece bu ülkede dindar insanların da devleti yönetme hakları olduğunu, hatta bir ayağı meyhaneden ayrılmayan solculara göre dindarların ülkeyi daha iyi yöneteceğini ispatlamış oluyordu. O tarihlerde muhafazakar insanlarımızın bir kısmı, özellikle bugünlerde Yeni Asya grubunun etrafında toplanmış Nurcu kardeşlerimizin bir kısmı, bir kısmı diyorum çünkü MSP içinde Erbakan hocamızla birlikte siyaset yapan Nurcu abilerimiz vardı ama onlar tüm Nurcuları temsil etmiyorlardı. O yıllarda şöyle diyorlardı. Biz dindar siyasetçilere karşı değiliz ama ortam malum Adnan Menderes'i astıran CHP'nin şirretliğine karşı Ehvenişer konumundaki Adalet Partisi'ni desteklemeliyiz ki CHP iktidara gelmesin, dindarlar kazanımlarını kaybetmesin, dini hassasiyetler konusunda Adalet Partisi'nden daha hassas olan MSP desteklenirse bu yeni parti seçimi zaten kazanamaz, AP'de bölünen oylar sebebiyle yeterli çoğunluğu elde edemez, dindarlara zulmeden ve zulmetmeyi kendisine politika olarak belirleyen CHP iktidara gelir.'' Şimdi aynı kardeşlerimiz AK Parti 22 yıldır iktidarda olduğu halde AK Parti değil tam tersine diğer sağ partiler dindarların oylarını böldüğü halde elleri bu partiye oy vermeye gitmediği gibi bile CHP'yi iktidara taşımak için yayın yapıyorlar. Hem de nasıl bir süreçte CHP'nin yayın organları sözcü Cumhuriyet Bir Gün gazeteleri hemen her gün said Nursi düşmanlığı yaptığı halde maalesef ki maalesef Yeni Asya grubu CHP'yi desteklemeye devam ediyor. Erbakan hocamızın sol kesimdeki dindar karşıtlarının aslında ülkeyi kalkındırmada da bir becerileri olmadığını turnusol kağıdı gibi ortaya çıkarma özelliği dini hassasiyetlere sahip olduğunu söyleyen bu kardeşlerimizin de üzerinde turnusol kağıdı özelliği gösteriyor. Bize net fotoğrafı veriyordu. Evet, Erbakan hocamız CHP ile koalisyon hükümeti kurmuştu. Ama hiçbir seçimde CHP ile ittifak yapmamıştı. Muhafazakar seçmenlerin kabul edeceği şekilde milliyetçi tabanı temsil eden MHP ile seçim ittifakı yapmıştı. Ama Saadet Partisi'nin yaptığı gibi CHP ile asla seçim ittifakı yapmamıştı. Hele hele milli görüşçüler Erbakan Hoca döneminde asla CHP listesinden seçime girme yanlışına düşmemişti. Bugün artık Yeni Asya grubunun 1970'li yıllardaki Erbakan Hoca'ya eleştirme argümanları Saadet Partisi üzerinden tam da gerçekleşiyor. Evet, Saadet Partisi bugün CHP'yi iktidar yapmak için çabalıyor. Mahalli seçimlere giriyoruz, bu mahalli seçimlerde ittifak yok diyorlar. Adayların seçimi kazanabilmesi için birçok büyük şehirde CHP'li isimlerin başkanlık koltuğunda zaten oturduğu gerçeğinden hareketle CHP'yi eleştireceklerine AK Parti'yi hedef tahtasına koyuyorlar. Hem de Erdoğan Erbakan hocamızı cezaevine koymak istemişti iftiralarıyla. Allah hepimizi iftiradan korusun. Dini hassasiyeti olan insanlarımıza akıl fikir versin. Kıskançlık hasetten beri kılsın. Amin. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit